Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dersi kanalında yeni bir performans incelemesine daha hoş geldiniz. Uzun süredir bu ayakkabı içerisinde oynuyorum. Spor salonundan basket sahasına, evde giymekten tutun da her şeyi yapıyorum. Ve fikirlerim olgunlaştıktan sonra şimdi karşınızdayım. Eğer sizler de Jordan markasına ait Luka 1 ayakkabısını almak istiyorsanız ve bu ayakkabı hakkında her şeyi detaylıca öğrenmek istiyorsanız doğru videoya, doğru kanala geldiniz. Uzun süre denedikten sonra bu şekilde fikirlerimi sizlere sunuyorum. Hatırlarsanız daha öncesinde zaten kargo açımı, kutu açımını yapmıştık. İlk izlenimlerimizi vermiştik. Burada ise gerçekten alanlar ne bekleyebilir, paraları nereye gidiyor bunları öğreneceksiniz. Son olarak like ve yorumlarınızı beklediğimi de belirtmek istiyorum. İntrolar, çekimler, bu şekilde sizlere sunumlar oldukça vakit ve enerji alıyor. Bunun karşılığında sizden tek istediğim like atmanız, yorum yapmanız ve belki de çevrenizde paylaşırsanız da seviniriz bu videoları. Haydi bakalım incelemeye geçelim. Evet, ayakkabı kutumuz burada. Hatırlarsanız zaten kutu açımına da buna bakmıştık arkadaşlar. Fena bir kutu değil. Üstünde çizgileri var. Luka logosu var. Sade, çok da dikkat çekmeyen bir kutu açıkçası. Daha iyi bir kutu tasarlayabilirlerdi. Her zaman yaptığım gibi arkadaşlar 11 numara yani 45 numara aldım. Hadi şimdi bir tanesini çıkartalım ve incelememize geçelim. Ayakkabımız karşınızda. Bang bang diyorum. Siyah beyaz rengi belki de en güzel rengi bu arkadaşlar. Ben daha güzel renkler çıkar diye bekledim ama Zion'ın ayakkabısı gibi olmadı. Zion 2'de 1'de yeni çıkan renkler çok güzeldi. Luka'da o kadar dikkat çeken güzel renk olmadı şahsen. Ama bu rengini baya baya beğendiğimi söylemem lazım. Görüntü olarak da daha gündelik de giyilebilecek veya futbol ayakkabısına falan benzetenler oldu. Ama ben yürüyüş koşu ayakkabılarına benzettim. Pantolonlarınızın altına, eşofmanlarınızın altına, işte spor salonunda veya dışarıda da giyebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış şık bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum görsel olarak. Sizler ne dersiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Görselinden sonra her zaman yaptığımız gibi tabanından ve teknolojilerinden girmek istiyorum. Tabanından ve taban tutuşundan başlayabiliriz. Arkadaşlar tabanı gördüğünüz gibi translucent yani içini gösteren taban yapısına sahip. Çok da kolay olmasa da hareket ettirilebilir. Plastiklerden, çıkıntılardan oluşuyor. İçini göstermesi gayet güzel. İçinde gördüğünüzde yastıklaması. Formula 23 denen bir yastıklama köpüğü. Ve onun dışında mavi olarak gördüğünüzde bir izole plaka olarak sunulmuş. Plakada oldukça farklı bir şekle sahip. Bunu görebiliyoruz alt taraftan. Dediğim gibi kesinlikle görüntü olarak güzel. Peki görüntüyü bırakalım ve işlevselliğe gelelim. Bu taban nasıl bir iş yaptı? İnanılmaz bir biçimde kayan ayakkabı oldu benim için. Tabii ki oynadığım saha oldukça tozluydu. Belki çok da temiz değildi. Fakat birden farklı yüzeylerde denedim. Ve kesinlikle benim tecrübem iyi değildi. Gerçekten uzun süredir bu kadar bir ayakkabı içerisinde kaydığımı hatırlamıyorum. Yani inanılmazdı ve tehlikeli de olmaya başlamıştı. Sizlerin de oynayacağı sahalar her zaman tertemiz, her zaman böyle mükemmel olmayabilir. Dolayısıyla bu oldukça dikkat etmeniz gereken bir konu. Benim dışımda bu şekilde tecrübe yaşayan olduğumu yorumlarda belirtirse de sevinirim. Birkaç kişi daha giyiyordu Luka'yı, onlara da sordum. Herkesin dediği şuydu, temiz sahalarda giyince gayet güzel. Ve biraz daha araştırdığım zaman baktım ki gerçekten temiz sahalarda iyi iş yapıyormuş bu ayakkabı. Tabii ben bunu hissedemedim, göremedim. Sürekli elime siliyordum arkadaşlar. Çok hızlı toz tutuyor. Şöyle biraz daha dikkatli bakarsak, belki sizler de tozları görebilirsiniz diyeceğim ama gözle daha iyi anlaşılıyor arkadaşlar. Kameradan o kadar net çıkmıyor içine giren tozlar. Ama bu kadar hızlı tozlanması, sürekli elinizle siliyor olmanız iyi bir şey değil bence. Özellikle şu anki piyasadaki birçok ayakkabı buna göre baya iyi taban tutuşuna sahip. Dediğim gibi ben beğenmedim ve hayal kırıklığına uğradım çünkü beklentim de çok yüksekti taban tutuşu noktasında. Ayrıca bununla kesinlikle ve kesinlikle dışarıda oynamayın. Onu soran arkadaşlarım da olmuş. Abi aslında bu dışarıya yönelik bir ayakkabı mıydı? Neden bu şekilde çok kaydın gibi sorular gelince hayır arkadaşlar bu dışarıya yönelik değil. Bu rengi tabii ki translucent ama sert plastik renkleri de gelirse bence dışarıya uygun olmayacak çünkü oldukça ince çıkıntılara sahip. Yani çok agresif, çok kalın ve derin çıkıntılar değil bunlar. Yani dışarıda oynamaya da uygun değil. Puanlama olacak olursa arkadaşlar ben bu ayakkabının tabanına, taban tuşuna 10 üzerinden 6.5 veriyorum. Yani hiç bu kadar düşük puan vermiş miydim bilmiyorum ama 6 diyebilirim, 5 diyebilirim. Yani 6.5 bile fazla olur. O kadar düşüktü çünkü gerçekten sahada giymek istemeyeceğim tarzda bir ayakkabı. Ben sürekli sahayı temiz tutamam veya sürekli sahanın temiz olması pek mümkün değil. Burada kesinlikle benim için sınıfta kaldı. Görselliği ne kadar güzel olsa da işlevselliği hiç benim için uygun değildi. Yastıklamaya geçelim. Şu görmüş olduğunuz yeşil taban arkadaşlar bakın ta ayağınızın önünden ta arkasına kadar gelen tüm tabanda Formula 23, 23 formülü yani Jordan'ın markasına ait yeni bir yastıklama şekli. Yani o kadar abartmaya gerek yok. Bu diğer yeni ayakkabılarda da
kullanılacak muhtemelen. Yani birçok yastıklama, Renew yastıklaması var biliyorsunuz. Phylon yastıklaması var, Cushlon var. Bunlar Nike'ın, işte Adidas'ın yine aynı şekilde Bounce yastıklaması gibi farklı farklı köpükler ve adlar bizlere sunuluyor. Bu da onların içerisinde biraz daha sert tarafta kalan, yani aşırı yumuşak değil. Şöyle gerçi elinizle basınca bir miktar içeriye göçüyor ama ayağınızın altında çok da zıp zıp, çok esneyen, içine göçen bir his vermiyor. Belki de bu çok fazla yan taraflardan çeperlenmesiyle de açıklanabilir. Çünkü gerçekten çeperli bir yapıya oturuyor gördüğünüz gibi. Yani çevresi çok sarılı ve fazla esnemeye imkan sunulmamış da olabilir. Bu yüzden hissedemiyor olabiliriz. Çünkü böyle dokunduğunuz zaman ciddi manada yumuşak gözüküyor. Ha, fena değildi. Sağlam bir yastıklama. Yani ayağınızın altında güçlü bir his verebilir. Dengesiz hissettirmeyebilir. Çünkü fazla yastıklama dengesiz de hissettirebilir. Genel itibariyle guardlara 2-3 hani bilemediniz 4 numaralara uygun. Hani 5'ler de giyebilir tabii ki ama ayağının altında çok fazla yastıklama isteyen arkadaşlarım için ben çok fazla tavsiye edemeyeceğim. Görüntüsü yine güzel ama kendisi aşırı aşırı iyi değil. Yani benim beklentim daha yüksekti. İlk başta giydiğimde, evde giydiğimde daha güzeldi ama sahada o kadar hissedemedim. Etkiden koruma minimum derecede, yere yakın, yeri hissediyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. Ama onun dışında çok aman aman da bir şeyler yapmamışlar. Yastıklamaya vereceğim puan 10 üzerinden 8.1 olacak arkadaşlar. Yine benim için sınıfta kalan bir yastıklama olduğunu söyleyebilirim. Hemen tabanda görünen şu izole plakadan bahsedelim. Plaka gerçekten farklı şekilde konumlandırılmış. Bu orta ayak desteği verecek. Yani ayağınızın ortasından ve ayakkabının bükülmesini, sağa sola oynamasını engelleyecek güzel bir yapı olmuş. Aynı zamanda Luka biliyorsunuz step back'leriyle ünlü. Step back yaparken de bu bir yay gibi çalışacak ve biraz olsun size ittirme kuvveti sunacak bir plaka. Güzel mi? Gayet güzel. Aynı zamanda yana yapacağınız hamlelerde de bir destek sunuyor. Yani yaklaşık 3'e yakın burada amacı var. Güzel bir kullanım olmuş. Şık ve renkli de aynı zamanda. Görselinde sayarsak 4 farklı etkisi var. Buradaki ayakkabıdaki belki de en hoşuma giden yanlardan bir tanesi oldu. Alt tabanını bu şekilde bitirmiş olalım ve üste çıkalım. Arkadaşlar üste bayağı farklı bir kullanım var. Aslında çok ince, çok hafif ve böyle fazla yoğun ve ağır, güçlü hissettirmeyen bir üst kısmı var bu ayakkabının. Her yerinden bir ip başlamış vırt diye bütün ayakkabının üstünü yol gibi adeta, dikiş gibi gitmiş gelmiş. Bu Flight Wire diye isimlendirilmiş. Hatırlarsanız eskiden bağcıklarda olurdu ve içeri doğru sizleri tutan yapılar olurdu ya. Onun üst kısma entegre edilmiş hali güzel, yenilikçi bir yaklaşım olmuş. Tebrik ediyorum. Hem sizlere güç kuvvet sunacak hem de bu ayakkabının üstündeki ince yapıya biraz olsun katkı sağlayacak ve ona form kazandıracak bir kullanım. Ayakkabının iç kısmı ise biraz daha dandik hissettiren ve delikli delikli nefes alabilir bir yapıdan oluşuyor. Arkaya gittiğimiz zaman daha farklılaşıyor. Arkada bir topuk koruması, heel counter dediğimiz, biraz daha güçlü gördüğünüz gibi çıkıntılandırılmış. Ve bu şekilde ayakkabıya topuk kısmından da destek sağlanmış. İçine baktığımızda şu ikili yapı çok aşırı hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim ama bazen de iyi bir kitlenme his sunabiliyor. Fakat şu yanlara dikkat edin. Bazen böyle sert gelebilir. Gerçi bunu da yumuşatmışlar. Bunları Libranlarda görüyorduk. Çok kötü olabiliyordu. Buradaki sevmediğim yönlerden biri dil yapısı oldu. Dil yapısı çok küçük arkadaşlar. Bağladığınız zaman da zaten bu Luka logosu da gözükmüyor. Adeta yok oluyor gidiyor ve şuradaki kapanma ile birlikte hiç gözükmüyor. Bu arada ayakkabı oldukça geniş, geniş ayaklara yönelik bir ayakkabı olmuş. Güzel, genel itibariyle hep dar olur ve hep deriz ki geniş ayaklar giymesin. Burada ise tam tersi, genel itibariyle şurada da biraz boşluğunuz kalabilir. Ben tam rahat ettim ama ayakları dar olanlar için bunu belki söyleyebilirim. Ayakkabı arkadaşlar giyer giymez o kadar rahattı ki, o kadar daha önceden giyilmiş gibi, kırılmış gibiydi. Hem yastıklaması hem üst kısmı bu noktada da hoşuma gittiğini belirtebiliriz. Dil kısmında biraz daha şöyle yaldızlı yaldızlı bir yapı mevcut ve Luka logosu da burada yer alıyor. Üst kısmına ve materyallerine vereceğim puan benim 10 üzerinden 8.5 olacak. Alt taraftaki plastikleri beğendim. Üst kısım fena değil ama daha güzel olabilirdi. Görünüşüyle, duruşuyla 8.5 ortalama bir puanı hak ettiğini belirtebiliriz. Destek noktasına geçelim. Zaten ayakkabı low, yani high değil ve ayağınız içeride aşırı aşırı güçlü kuvvetli hissettirmiyor. Fakat ayakkabının şöyle görmüş olduğunuz yan kenar çıkıntısı iyi seviyede. Üstünde kullanılan materyal işte diyebiliriz. Fakat şurada kullanılan plaka ve yana yapacağınız hamlelerde çıkıntıyla birlikte fena işler yapmıyor. Aman aman destekli hissetmiyorsunuz. Biraz belki bol da gelirse
Yani dar ayaklıysanız ve ayakkabı geniş olursa ve doğru numarayı bulamazsanız işte o zaman problem oluşabilir. Destek noktasında da vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 8.1 olacak. Yine öyle ahım şahım bir iş yapmıyor. Normal, ideal, orta seviye veya onun biraz altı gibi düşünebilirsiniz. Genel itibariyle bakmak gerekirse benim için çok çok da iyi olmayan, her rahat ettim mi? Ettim. Geniş ayaklar için iyi mi? İyi. Yastıklaması normal bir ayakkabı oldu. Tabii oyun bozan yol tutuşu oldu arkadaşlar. Bu gerçekten büyük bir sıkıntıydı. Sürekli elle silmek veya sürekli buz pateni yapıyor gibi kayıyor olmak. Böyle olunca da tabii ayakkabının genel hissiyatı benim için ciddi manada kötüleşmiş ve hoşuma gitmeyen bir tutum almaya başladı. Verdiğim puanlar da bundan biraz etkilenmiş olabilir. Yoksa ilk kargo açtığımdaki heyecanımı, o harikaymış, şöyleymiş, böyleymiş demelerimi belki hatırlarsanız, hatırlamıyorsanız da girin o videoya bakın. Dizayn detaylarıyla, görüntüsüyle, ayaktaki duruşuyla gerçekten hoşuma gitmişti. Fakat giyip denedikten sonra benim için işler değişti. Hayal kırıklığıyla Luka'nın ilk imzalı ayakkabısını bu şekilde de incelemiş oldum. Bence bu incelemelerin en güzel yanları bu arkadaşlar. Hani çıkıyor ayakkabılar şöyle güzel, böyle güzel, efsane deniyor. Fakat incelediğiniz zaman veya giydiğiniz zaman ha bu muymuş oluyorsunuz. Bu tabii ki hemen hani kargo açımı ile birlikte inceleme yapmak istememe sebebim de bu. Orada yapıyor olsam o alın saldırın harikaymış derim belki ama bakın uzun süre giydikten sonra fikirler nasıl değişebiliyor? Yani 2200 liraları, 2300 lira, hatta yeni renkleri belki 2500'leri, 2600 lira çıkacak. Böyle bir ayakkabıya para vermek yerine daha güzel tercihlere yönelinebilir diye düşünüyorum. Bu şekilde de incelememi sonlandırıyorum. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza giden bir inceleme olmuştur arkadaşlar. Tamamıyla dürüst fikirlerimi sizlere aktarmak istedim. Tabii ki bunlar benim fikirlerim, bunlar benim tecrübelerim. Eğer sizler farklı şeyler hissettiyseniz aşağıya açıklama kısmına yazarsanız belki almak isteyen arkadaşlarıma farklı bir ikinci fikir iyi gelebilir. Ama ben dediğim gibi daha farklı güzel tercihler var. Ve arkada birçok ayakkabıyı inceledik. Görüyorsunuz. Oradan çok daha güzel, size uygun tercihler bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dahisi bugünlük.